Bir zamanlar fakir ama gururlu bir insancık var. Hatırladın mı beni? Hatırladın mı? Hatırlamayabilirsin gayet normal. Ben de bu kadar gaza gelmeyeyim. Hep filmlerden özenip yapıyoruz. Ondan sonra mokok oluyor. Gece olursam ben dedim ki bunca yıl benim acaba neyim eksik diğer YouTuber'lardan diye düşündüm. Sonra baktım ki tahtım eksik. Gideyim en iyisini alayım dedim. Patron koltuğu aldım. Ben birazcık da gaza gelmişim. O ara parayın gözüne vurayım derken YouTube'u da satın aldım. Diyeceğim o çok fazla imkanı yok. Onun öyle bir durum yok. O kadar paramız yok. Ama hissesinin %1/100'ünü aldım diyeceğim ama inanmayın. Yani siz inanıyorsanız da siz bilirsiniz. O kadar zengin olduğum zaman, Ali oğlunun kızını tavladığım zaman her şey tamamlanacak. Hepsi bende. Şaka yapıyorum. Ciddiye almıyorum. Dedim ki bunca yıl neyim eksik? Koltuk. O yüzden koltuk almaya karar verdim. Koltuğu almaya geçmeden önce koltuğu boş verelim de. Koltuk çok hoşuma gitti. Ne yalan söyleyeyim. Gece konuşsam bir an önce videomu başlamak istiyorum. Merhaba arkadaşlar ve merhaba demeyip de selamun aleyküm kardeş diyen Ankaralı kardeşlerim sizin canınızı yerim diyerek videomu başlamak istiyorum. Bugün saç dopingi dediğimiz çok işimize yarayacak bir saç bakımı vereceğim ama bakımı vermeden önce biliyorsunuz birkaç tane talimatım var, onları vermek zorundayım. Yukarı katlar bölümünden bir diğer videomuzu izleyebilirsin. Eğer bu videoyu beğendiysen lütfen beğenmeyi unutma. Kanalımıza abone değilsen abone olup bildirimi açmayı unutma. Çek dediğim bir şey varsa yorum at. Onun haricinde abi saç analizi istiyorum ya da saç fön için şeyler istiyorum diyorsan Instagram'dan dönüş atıp bana bir DM atarsan sevinirim. Gecik olursam abi sen bize dönüş yapmıyorsun diyorsan da son fotoğrafı 3 kişi etiketle ben sana dönüş yapayım güzel kardeşim. Gecik olursam birkaç tane daha şeyimi anlatmak istiyorum. Bugün hep sizin çok beğeneceği saç dopingi yapacağız. Bu doping nedir? Öncelikle şunu söyleyelim. Arkadaşlar saçlarımızı onarmak için yaptığımız çok çok işe yarayan hatta hepinizi kesinlikle bir kere yapın dediğim bir saç dopingi vereceğim. Saçlarımızı canlandırmak için yapıyoruz biz bu bakımı. Umarım çok işinize yarar. Hadi bir an önce bakımımıza geçelim. Şimdi arkadaşlar gerekli malzemeleri anlatıyorum ama abi niye burada cimrilik yaptın, maydanozu bol koymuşsun, dereotunu az koymuşsun diyebilirsiniz. Arkadaşlar dereotunun hepsini burada kullandım. Bir adet salkım dereotunu mutfak robotumuzun içine boşaltıyoruz. Hemen ardından limonumuzun suyunu bir güzel sıkıp mutfak robotumuzun içine yani dereotunun içine atıyoruz. Attıktan sonra arkadaşlar şöyle bir avuçluk maydanozu dereotunun arasına sıkıştırıyoruz. Sıkıştırdıktan sonra bu avucun kabuğunu soyarak küçük küçük parçalar haline getirerek mutfak robotumuzun içine atıp en sonunda meze haline getirerek iyice öldürüyoruz. Öldükten sonra bunun suyunu kaşık yardımıyla şöyle sıkıyoruz ve karışımımız hazırlanıyor. Karışım hazırlıktan sonra içine sadece bir kapak badem yağı koyacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada da badem yağı. Ben koydum. İçinde zaten böyle yüzüyor gördüğünüz gibi yağ. Karışımımız bu kadar. Siz de bu karışımı hazırlayın. Şimdi diyeceksiniz abi senin birazcık götün kalktı. Vallahi ne yalan söyleyeyim kalktı arkadaşlar. Bir de ben alışamadım yani. Ben o eski konforu bunda bulamadım. Neden diyecek olursanız o eski plastik götümüzü büzüş büz eden. Yani o bana alıştı ben ona alışamadım. Eski taburelerimiz plastik her fakirin evinde bulunan. Şimdi koltuk aldık. Kaç aldık biz bunu? Ney? 400 mü? O biniyor bana ben de ki. Yarın işe gelip başlıyorum arkadaşlar. Bu sandalyenin görevine 400 liraya ben işe başlıyorum. Gelsin benim üzerime de otursun. 400 mı dedim ben buna? Neyse söylemeyeceğim. İçimde tutuyorum. Editör senin maaşına zam işine son. Kız diye aldık ağzımıza. Koltuk sevdası başladı bende ya. Ya bu koltuk sevdası nereden gidiyor? Seçimler yaklaştı ondan mı diyorsun yani? Biz de bir şeyler yapmalıyız mı dedin yani? Nedir bu? 400 lira ne lan? 400 lira. Allah ceza. Daha da saçmalamadan. Lan ben cici bebeğe bile çok fazla para diye almıyorum lan. Biz içeriğimize geçelim. Orada bizim bir sürtüşmemiz oldu. Kusura bakmayın artık. Bayan editör olunca yani parayı tutmuyor biliyorsunuz. Kadınlarda böyle bir sıkıntı var. Parayı elinde tutamıyorlar. Gece kosan bakımımızın bir an önce özelliklerine geçmek istiyorum. Özellikleri nedir bilelim. Ondan sonra abi biz bunları niye için kullandık, niye karıştık birbirine derseniz bu özellikleri anlatayım ki bilin size. Arkadaşlar ilk önce havuçla başlayacağım. Havuç saçın temizlenmesini, canlı görünüm kazanmasını sağlıyor. Hemen geçelim maydanoza. Arkadaşlar maydanoz canlı görünümler. Saç derisinin böyle aralmaları varsa ve daralmaları varsa onu toparlamada çok işe yarayan bir şey. Peki biz burada dereotunu neden bir salkım kullandık? En önemli kısımlardan bir tanesi işte doping dediğimiz saç diplerini onararak hızlı bir şekilde uzamasını, canlı görünüm kazanmasını ve saçı canlandırmasıyla bilinen bir yöntem. Dereotunu eskilerde hastalıklarda da kullanılmış arkadaşlar. Dereotunu bilmeyenleriniz varsa birazcık faydalarını açıp okuyabilir açıkçası. Renkli dönemlerinde, mide asidinde her şeyde dereotu kullanılan bir yöntem ve bir nevi ilaç gibi bir şey aklınızda bulunsun diyerek söylüyorum. Gelecek olursam limon saça ferahlık vermesi ve canlı görünüm kazanmasını sağlıyor. Bir de badem yağı. Arkadaşlar badem yağını bilmeyen varsa saçı güleştirmek, saçı uzatmak için uygulanan bir yöntem. Badem
bademi ya. Havucumuzu da içine karıştırdığımızda çok güzel bir karışım oluyor. Şimdi gelecek olsam, peki abi sen buna neden saç dopingi diyorsun? Aslında doping demek istediğim şey şu, saç canlandırmak için bir numaralı bir bakım. Sadece bunu bir kere bile uygulasanız gerçekten saçınıza çok fazla olumlu sonuçlar alacaksınız. Şimdiden söyleyeyim. Bakımımızı peki nasıl uyguluyoruz? Hemen bir an önce geçelim, bakımımızı nasıl uyguluyoruz? Arkadaşlar bakımımızı uygulamamız çok basit. Havucumuzu şöyle alıyoruz. Ben normalde musluğu kafama dayıyorum. Dayadıktan sonra boşaltıyorum gitsin. Ama burada böyle uğraşıyoruz arkadaşlar. Ben bunu iyice saçıma elimle avucumla masaj yaparak yedireceğim. Kaşımı bir güzel uyguladım. Yaklaşık bir 5-10 dakikam doldu. Şampuanımla tanıştıracağım. Bu aralar çok fazla söylenen bir duyum söz konusu aldım. Defne özü şampuanları çok öneriyorlar. Ben de merak ettim. Bir uygulamaya başladım. Tabii ki de ilk kullanımını yapacağım. Daha hiçbir şey denemedim. Daha hiçbir fikrim yok. O yüzden fikir de sunmayacağım. Sadece bir deneyeceğim. Aklımızda bulunsun. Peki bu bakımı kimler yapabilir? Kaç dakika beklemeliyiz? O da önemli kısımlardan bir tanesi. Arkadaşlar bu bakımı 15 dakika beklemeniz yeterli olacak. Onun haricinde bayan erkek herkes uygulayabilir. Hiçbir sıkıntı yok. Benim yaklaşık 5-6 dakikam doldu. Birkaç dakika daha dolduktan sonra saçımı ılık bir suyla yıkayıp kapanışı soğuk suyla yapacağım. Şimdiden aklınızda bulunsun. En sonunda kapanışta da bir arganla saçımı yıkayacağım. Arkadaşlar saçımızı iyice kuruluyorum. Çok güzel bir şekilde masaj yaparak da kurulduktan sonra arkadaşlar eğer yatıyorsak, yatmadan önce saçlarımız ıslaksa onu iyice bir kurulayalım. Aklımıza bulunsun. Peki bu bakımı haftada kaç kere yapmalıyız diyeceksiniz. Arkadaşlar bu bakımı haftada bir kere yapabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Şampuanı denedim. Kokusu çok güzel. Çok hoşuma gitti. Doğal bir parlaklık ve saçın diplerini besliyormuş. Bakalım köklerini besliyormuş. Umarım güzeldir. Daha tabii sonlarına doğru gelmedim. Şampuan hakkında bir fikir sunmayacağım. Ama çok fazla böyle abi çok iyi çok iyi diyenler var. Bir merak ettim, aldım. Deniyorum bakalım hayırlısıyla. En sonunda analizini yaparım herhalde. Pek durumlar belli değil. Belki yaparım, belki yapmam. Aklınızda bulunsun diyerek de onu söylüyorum. Şimdi arkadaşlar sizden tek isteğim şu. Bakımı sadece bir kere yapın. Gerçekten çok güzel oluyor saçlarınız. Saçlarımızı ılık suyla ilk önce bir yıkıyoruz. Yıkadıktan sonra iki kere şampuanla akıttıktan sonra bir güzel saçımızı kurulayıp yatıyoruz. Fazla da bir şey yapmayın. Abi işte benim acelem var, benim uykum var. Yatacağım da ben saçlarımı fönle kurulasam olur mu? Olur. Hiçbir sıkıntı olmaz. Umarım içeriği beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.